burayı bir iyileştirmek istiyoruz. İyileştirirken de hizmet etsin istiyoruz. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Arif Özaydın kentteki gazetecilerle buluştu. Özaydın, rektörlük binasında gerçekleştirilen programda kentteki gazetecilerle bir araya gelerek üniversitenin yatırım ve çalışmalarını anlattı. Üniversite bütçesini sağlıklı kullanmaya çaba gösterdiğini ifade eden Özaydın, "Üniversitemizde önemli çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde güneş enerji santrali kurduk, gelir elde edeceğiz. Bunun yanı sıra üniversitemize kütüphane yapacağız. Önümüzdeki süreçte kütüphanenin temelini açacağız," dedi. Özaydın, çalışmalara devam edeceklerini anlattı. Yani yenileştirmeye çalıştım üniversiteyi. Mesela şöyle bir kapımız vardı demirden. Şimdi şöyle oldu bakınız. Geç, böyle oldu, biraz daha geç. Böyle giriş kapısı yaptık. Tabii bu birlikte yaptık Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Hanım'la. Evet, böyle bir giriş kapımız vardı. Böyle üniversiteye yakışmıyordu. Bak nasıl oldu. Devam et. Böyle giriş kapısı yaptık taştan. Devam et. Böyle bir giriş kapımız vardı bu Teknopark tarafında. Böyle oldu arkadaşlar. Bir geri git bir daha. Bu Gaziantep'e yakışmaz ki, böyle bir kapıydı. Rahatsız oldum. Geri git. Hemen de söyleyeyim. Bu kapıları 250 liraya yaptık artık. 250 bin liraya. Böyle bir hastane vardı arkadaşlar. 5 yılda bitmeyen bir hastaneyi 10 yılda bitirerek devam et. Böyle açılış yaptık. Devam et. Evet, böyle bir açılış yaptık. Devam et. Evet, buradayız biz de. Tayyip Bey'den malum olayı biliyorsunuz zaten. İşte o benim yani. Böyle bir boş bir bina var. Devam et. Şimdi acil, yanık, travma hastanesi bitiyor arkadaşlar. Şu anda bitiyor. Bakabilirsin Petro'nun arkasında. Gaziantep'e lazım. Sanayi kenti. Acil, yanık, travma. Allah kimseye vermesin. Bitiyor. Gelecek sene, bu sene açacağız inşallah. 25 Aralık'ta Cumhurbaşkanımıza astırmak istiyoruz. Bölgenin tek onkoloji hastanesi. 80 yataklı. Lüks, ultra lüks bir yatak. Peki ne yaptınız hocam? 40 milyona hastaneyi kurdum. 40 milyon hastane kurulur mu, siz söyleyin. 40 milyon. Hastane kurulmaz arkadaşlar ya. Ama bu şehir bunu hak ediyor. Kimsenin bu kanser nedeniyle dışarıya gitmesine gönlüm razı olmuyor. Gelsin burada lüks yerde muayene olsun, tedavi olsun. Hocalarımız da iyi. Arkadaşlar, bir şeyi bu kadar iş yaptık. 3 yılda bunlar yapılmaz. Eğer normal yoldan gitseydim, yani normal dediğim şu, planlayacaksınız, bütçeye koyacaksınız, bütçeden para alacaksınız, ihaleye çıkacaksınız. Eğer bu süreci devam ederseniz ben bunların hiçbirini yapamazdım. Ben ne yaptım? Buradaki boş duran binaları hastaneye dönüştürdüm. Arazimiz vardı, 300 dönümlük arazi. 300 dönümlük araziye finansman bulup elektrik ürettim. Burada boş duran bir binayı yine kanser tetkik üretim merkezine dönüştürdük.